Tırnak frankasını konuşacağız. Tırnak frankası önemli bir güçtür. Tüm canlılarda en önemli güç tırnaktır. En önemli silah tırnaktır. İnsan dışında doğada var olan bütün canlılar tırnaklarıyla yaşar. Koşarken tırnaklarını kullanır. Avlarken tırnaklarını kullanır. Savunmaya geçerken tırnaklarını kullanır. İlişkiye geçerken tırnaklarını kullanır. İnsan toplumunda Deneylere köle olan aklın toplumunda icat ve sistemler kurulduktan sonra tırnağını bile unutmadı. Tırnağını kesecek ve tırnağını süsleyecek ve güzelleştirecek icatları yarattı. Ve bu nedenle bu icatlardan dolayı insandaki tırnak, kadındaki tırnak e, lütf ve zevke gitmiş oluyor. Şimdi. Bu tırnak özellikle üzerinde durulması gereken bir şeydir. Doğadaki canlıların tırnaklarına bakıldığı zaman, tırnak gücüne bakıldığı zaman icat olmadan yaşayabiliyor. Her şeyi tırnaklarıyla yapabiliyor. İnsan toplumundaki kadına bakıldığı zaman tırnaklarını kullanmıyor. Erkeklerin sistem ve kavramlarında, Formatlarıyla yaşıyor ve tırnaklarını e, bulunmuş olduğu kölelik sisteminde kullanmaya çalışıyor. Bir kedi kadar tırnağını kullanmıyor, savunamıyor, savunma için kullanmıyor. Kadın tırnaklarıyla kendi tarihini kazıp kendini bulmalıdır. Tırnağın kadının en büyük gücü tırnağıdır. Kadın kendi yaratıcının farkına varmalıdır. İnsan yaratıcı olduğunun farkına varmalıdır. Kadın kurtulmak istiyorsa kadınlığı ve insanlığı terk edip doğanın bir canlısı olmayı düşünüyorsa tırnağını kullanmaya başlamalıdır. Kadını kurtaracak hiçbir sistem yoktur. Yeryüzünde var olan hiçbir sistem yoktur. Sadece tırnağıdır tırnağını iyi kullanmalıdır. Tırnağıyla tarihi, tarihini kazmalıdır. Evrenini kazmalıdır. Düşüncelerini kazmalıdır. Sistemleri kazmalıdır. Kadın bu temelde ancak kurtulabilir. Yoksa şu an yeryüzünde var olan erkek aklının sistem ve kavramlarında kadını kurtaracak herhangi bir sistem veya şu an kadınların bulunduğu herhangi bir sistem kadını kurtaramaz. Sadece parmağı kurtarır.